Mimi, sen dünyanın en iyi köpek yavrususun. Aa, bir fare. Hey! Evcil hayvan güzellik yarışmasına hoş geldiniz. Bugün iki sevimli yaratık kupa için yarışacak. Kesinlikle işe yarayacaklardır. Köpek Mimi ve fare Ratatouille. Bu çok ciddi bir rekabet. Kim kazanacak? Ve ilk meydan okuma gerçekleşiyor. Hızlı yemek. Sahipleri evcil hayvanlarını çok destekliyor. Bu yemeği kendileri yemekten mutluluk duyarlar. Ama bu kurallara aykırı. Mimi daha hızlı bitirdi. Yelda bebeğiyle gurur duyuyor. İkinci yarışma başlamak üzere. Evcil hayvanlar izleyicilere yeteneklerini gösterecek. Mimi sahnede. Birkaç numara biliyor. Köpek iyi bir eğitimden geçti. Seyirciler çok heyecanlı. Bu çok tatlı. Ama Ratatouille pek iyi değil. Aa, neden olmasın? Antrenman yapıyorduk. İnsanları nasıl güldüreceğini bilmiyor. Annesine yakın olmayı tercih ederdi. Jüri kararını verdi. Ve yarışmanın galibi... Mimi. Bu ikisi bizim favorilerimiz. Sorun değil Ratatouille, üzülme. Sen şimdiye kadarki en iyi evcil hayvansın. Ödül kazanmasak bile. Bu arada Mimi kazanmanın tadını çıkarıyor. İmza veriyor. Bu köpek yavrusu popüler olmak için yapılmış gibi görünüyor. Bu Kübra. Hiç parası yok ama bir evcil hayvanı var. Ratatouille gururlu küçük bir fare. Sahibim temizlik yapmaya mı karar verdi? Geliyorum, geliyorum. Buradayım. Kafesi olmadığı için bütün evi Ratatouille'ye bıraktı. Bunu gördünüz mü? Her zaman Kübra'nın yanında. Ratatouille çok iyi bir yardımcı. Her şey de harikadır. Köpek Mimi'nin kendi evi var. Burada her şey parlak ve pahalı. Gerçek bir köpek krallığı. Yelda tüylü bebeği için hiçbir masraftan kaçınmaz. Nakit parayla uyumak daha mı yumuşak, değil mi? Mimi'nin oyuncakları bile en iyisidir. Yelda bir yerlerde altının köpeklerinin dişleri için iyi olduğunu duydu. Mimi normal oyuncakları çiğneyecek gibi değil. Onun köpeği kelimenin tam anlamıyla kıymetlidir. Ve her gün selfie çekiyorlar. Mimi'nin takipçileri yeni fotoğrafı görmek için sabırsızlanıyorlar. Kübra'nın dolabı boş. Bu da demek oluyor ki bu sabah kahvaltıda yiyebileceği tek şey çay. O da şekersiz. Ama endişelenme. Kübra'nın tüylü arkadaşı burada. Ve her zaman onun yanında olacak. Ratatouille onun yanında olduğu sürece çay bile daha tatlı görünüyor. Ve Yelda süslü restoranlarda kahvaltı yapmaya alışkın. Ve tabii ki Mimi de burada. Garsonu kendisi bile arar. İşte sipariş. İkisi için de menüdeki en iyisi. Sofra adabını unutmamak gerek. Akıllı bir evcil hayvan bir köpeğin kasesinden yemek yemez. Afiyet olsun bebeğim. Yelda ve Mimi'nin her şeyi var. İçecekleri bile. Su iyi mi Mimi? Çok iyi bir çocuksun. Kübra kreatif bir an yaşıyor. Ama bugün hiç ilham kaynağı bulamadı. Bu kötü oldu. Belki Ratatouille ona bir şeyler yapması için ilham verir. Hayır, en sevdiği fare bile bu konuda bir şey yapamaz. Tablonun yeri çöp gibi görünüyor. Ama Ratatouille'nin kendine has bir vizyonu var. Aa, bu inanılmaz. Bu gerçek bir başyapıt. Hadi satalım. Bu biraz para kazanmak için harika bir fırsat. Bir fiyat seçelim ve fotoğraf çekelim. Oldu. Şimdi iyi bir teklif beklemek zorundayız. Dünyada bir yerlerde sanatseverler var. Yusuf farenin başyapıtını ele geçirmeye kararlı. Yaşasın. Ne büyük bir anlaşma. Kübra ve Ratatouille'nin bir ay yetecek kadar parası var. Mimi de para kazanıyor. O gerçek bir model. Reklam yapıyor. Ve bugün Mimi bazı mücevherleri sergiliyor. Kürklü model sette büyük saygıyla ağırlanıyor. Bu elit köpek yavrusu mücevher koleksiyonunun marka yüzü. Harika iş Mimi.
Kübra'nın evcil hayvanı banyoda bile onun yanında. Kafeste olmaması önemli değil. En azından rahat bir botu var. Ratatouille çok cesur davranıyor. Sonunda sahibiyle güvende. Bu ikisi birbirinden ayrılamıyor. Mimi bir milyoner gibi yaşıyor. Kendi üstü açık arabası bile var. Bunu dünyaya göstermeliyiz. Yelda ve Mimi'nin kişisel bir fotoğrafçısı var. Bu resimler her derginin kapağında yer alacak. Bekle, Mimi'nin ehliyeti var mı? Yeni okul kuralları. Kemirgenlerin sınıfa girmesine izin yok. Ve bu Kübra için kötü haber. Değerli Ratatouille olmadan nasıl gelebilir? Zuhal Hoca onları sınıftan atmasın diye faresini sırt çantasına saklamak zorunda kalacak. Defterim nerede? Geriye sadece bu kaldı. Ratatouille matematiği pek sevmiyor. Kübra'nın başı dertte. Ve işte onun konu. Sırt çantasında oturmaktan bıktı. Orası karanlık ve sıkıcı. Zuhal Hoca için resmen bir kabus. Farelerden çok korkuyor. Hayır, ben öğretmenler odasında otururum. Ratatouille görevini yerine getirdi. Ders mahvoldu. Bravo Ratatouille. Ama Zuhal Hoca'nın sevimli küçük köpeklere karşı hiçbir korkusu yok. Mimi'yi gördüğüne hep sevinir. Ve ona VIP gibi davranıyor. Zuhal Hocam, bir şey unutmuyor musunuz? Evet, yastıklar. Onu çok daha rahat ettirecekler. Mimi tam teşekküllü bir öğrencidir. Kendi ders kitabı bile var. Ne yazık ki bu küçük kabarık adam bilim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ders çalışmak mı? Bunun yerine biraz abur cubur alabilir miyim? Zengin bir evcil hayvan her zaman zinde olmalıdır. Bu da spor salonuna gitme vakti geldi demek oluyor. Başlangıç olarak ne yapmalıyız? Pekala, büyük topla eğlenceli atlayışlar ve sonra biraz ısınma. Patiler ayrı, patiler birleşik. 1-2, 1-2. Ve zengin köpek de atlamak zorunda. Su içmeyi unutma. Ve şimdi Yelda'nın çalışma sırası. Bir Dumble yerine küçük bir köpek. Bu oldukça kreatif. Arkadaşınız yanınızda olduğunda eğitim hızlı ve kolay bir hale gelir. En sevdiğiniz kafede yemek yemek istediğinizde ancak paranız olmadığında biraz büyük düşünün. Ratatouille, bir planım var. Bir süre saklanmalısın. Sipariş nihayet geldi. Bu çok lezzetli. Bu tam olarak Kübra'nın hayal ettiği şeydi. Evet, her şeyden biraz alacağım. Ama Kübra hesabı nasıl ödeyecek? Cüzdanı bomboş. Ratatouille burada devreye giriyor. İşte sıra sende dostum. Göster onlara. Herkes hemen buraya gelsin. Fare var. Ratatouille harika bir aktör. Gerçekten bir haşere gibi davranıyor. Hanımefendi, çok üzgünüz. Öğle yemeği müesseseden ve şef tarafından ücretsiz bir tatlı. Kübra fareyle sorun yaşadığı için kafeyi affediyor. Teşekkürler Ratatouille. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Doğum günü için Mimi her zaman daha kadar hediye alır. Ve bu gece büyük bir parti var. Onur konukları Bişon köpeği Judy ve Fino köpeği Brownie olacak. Ve sahibinden tatlı bir abur cubur. Ayrıca bu gece Mimi ve Yelda hafta sonu için Paris'e uçuyorlar. Evcil hayvanımı doğum gününde başka nasıl mutlu edebilirim? İşte Kübra birikimi. Pek bir şey yok. Nereden daha fazla para bulabilirim? Ve Kübra düşünürken Ratatouille işe koyuluyor. Çok iyi bir koku alma duyusu var. Başkasının kayıp parasını bulmak onun için kolay. Sorun çözüldü. Vay canına Ratatouille. Sensiz ne yapardım? Sen bizim ekmek teknemizsin. Burada bir servet var. Evcil hayvanına bir hediye almak zorunda kalacak. Hazineyi bulan oydu. Mimi'nin endişelenmesi gereken çok şey var. Sabahtan beri sahibiyle birlikte tırnaklarını yaptırıyor. Patileri temiz ve düzenli olmalıdır. Ve şimdi süslü bir saç modeli zamanı. Saçları parlak ve ipekli olmalı. Son bir dokunuş. Bitti. Güzellik bakımları çok yorucu. Şimdi masaj zamanı. Mimi gerçek profesyonellerin elinde.
ve sundukları hizmet için çok para alıyorlar. Ama Mimi mutlu olduğu sürece Yelda için önemli değil. En çok hangi hayvanı sevdiniz? Akıllı ama fakir Ratatouille mi? Yoksa zengin ve sevimli Mimi mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece birbirinden farklı hikayelerimizi kaçırmazsınız.